Gördüğünüz gibi bir türbenin mesire alanındayız. Burada asırlık ardıç ağaçları var. Asırlık ağaçlar var. Bizim tarihimize tanıklık ediyor. Ahmet Dede'nin türbesi burada. Ahmet Dede türbesinin bulunduğu noktadan Laçin'e ve Kızılırmak Ovası'na, Dodurga'ya, Osmancı'ya kadar kuş bakışı bakıyoruz bu tepeden. İntegral Turizm'in katkılarıyla hazırlanan Gezelim Mi programı, Türbelerimiz başlıyor. Sevgili 364 Web TV izleyenleri, bugün gördüğünüz gibi bir türbenin mesire alanındayız. Çorum, Laçin ilçesi, Ahmet Dede mesire yeri. Ahmet Dede'nin biyografisi tamam bilinmiyor. Tam manasıyla bilinen bir biyografisi yok. Ama burada bir türbesi var. Gelen ziyaretçiler türbeyi ziyaret ediyor. Çevresinde de mesire alanı var. Gördüğünüz gibi bu alanı Orman Genel Müdürlüğü çevre düzenlemesini yaparak burada banklar oluşturmuş. Daha sonra da Laçin Belediyesi burada küçük küçük kamelyalar oluşturmuş. Haydi şimdi hep birlikte Ahmet Dede Türbesi'nin çevresini böyle sizinle birlikte gezerek tanımaya çalışalım. Gördüğünüz gibi Orman Genel Müdürlüğü bu bankları, masaları yaptırmış. Gelen, burada türbeyi ziyarete gelenler, onlar da gerekli ihtiyaçlarını gidersin diye. Sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi burada sadece mesire alanı olarak bakmamak gerekiyor. Türbenin çevresinde gördüğünüz gibi burada, evet burada, biraz yaklaşalım. Gördüğünüz gibi burada asırlık ardıç ağaçları var. Tahminen bu ardıç ağacı 1000 yıllık vardır belki. Bilemiyoruz, araştırılması gerekir. Ardıç ağaçları bilirsiniz, çabuk gelişen, çabuk kendini geliştiren bir ağaç değildir. Bu hale gelebilmesi için yüzyılları alması gerekir. O yüzden bu ağaçlar burada türbenin etrafında korunmuş. Gelen insanlara da artık yaşamla ilgili bir takım tecrübelerini aktarıyor. Türbenin etrafında güller varmış. Bu güller zamanla yok olmuş. O zamandan kalan da gördüğünüz gibi gülleri sulayalım tabelası, küçük bir tabela konulmuş. Ama maalesef bazı içindeki vahşi duygularını söndüremeyen arkadaşlarımız buralara kurşunla hedef almış. Ama delememişler. Nasıl bir tabancaysa, kuvvetsiz bir tabanca. Ama gelelim. Tamam, gülleri sulayalım ama bu güller için de burada su lazım. Kovalarla biz başka yerden su getirecek değiliz. Bu çeşmeler, burada birkaç tane daha çeşmeye rastladık. Bu çeşmelerde kurumuş, musluklarının tepeleri sökülmüş. Maalesef biz gittiğimiz her yerde zarar vermek için özel ihtisas almış gibiyiz. Bulunduğumuz çevreye, kullandığımız çevreye özel bir zarar vermek için ihtisas almışız. Bu konuda da eğitimimize diyecek yok. Hani eğitim şart diye sürekli böyle insanlara bir şeyler anlatıyoruz ya.
bu konuda da eğitimimize diyecek yok. Evet, gidelim şimdi tekrar bu asırlık ağaçları tek 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 görelim. Burada Ahmet Dede Türbesi mesire alanı çevresinde asırlık ağaçlar var. Korunmuş asırlık ağaçlar. Bunlar bizim tarihimize tanıklık ediyor. Zarar vermeden bunları gelecek kuşakların emaneti olarak görüp yani onlara teslim etmemiz gerekiyor. Ben yavaş yavaş buradan ağacın kovuğundan çıkarak diğer yerlerde de gezelim diyorum. Yes. Az önce çeşme başında dedim ya, bizim tahribat kültürümüze hiçbir kimsenin ufku yetişemez. Yani toplum olarak tahribat kültürümüz gördüğünüz gibi insanlar, Orman Genel Müdürlüğü buraya insanlar ihtiyacını giderebilsin diye çeşmeler getirmiş, tuvaletler yapmış. Ama biz burada da akademisyen bir kimlikle, yani akademisyenlerden özür diliyorum, yani o manada anlamasınlar. Yani tahribat kültürümüzün akademisyenlik seviyesine ulaştığını anlatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki tuvalet taşlarına varana kadar, kapılarına varana kadar kırmışlar, yakmışlar kapılarını. Mangal yapmışlar. Ne diyelim? Söylenecek söz yok. Her şey edepten gelir. Sevgili izleyenler, şimdi de Ahmet Dede'nin türbesini ziyaret edeceğiz. Bir dua okuyacağız. Onun ardından da yine çevreyle ilgili kısa bilgiler vereceğim sizlere. Ahmet Dede'nin türbesi burada. Güzel, bakımlı bir halde duruyor. İçerisine güzel alfilexler döşenmiş. Gelen insanlar böyle betona basmasın. Ayak, çıplak ayağıyla gelip ayaklarını betonda üşütmesinler diye bu da düşünülmüş. Türbenin temizliği, yani türbe içerisindeki temizlik son derece muntazam. Onun haricinde çevre temizliği de muntazam olursa türbenin ziyaretine gelen insanlar türbede burada daha huzurlu bir şekilde oturabilirler diye düşünüyorum. Ahmet Dede'ye duamızı ettik türbesinde. Onun hürmetine bir şeyler istedik. İnşallah dualarımız tüm insanlık için
tüm güzel ve iyi yürekli insanlar için hayırlara vesile olur diyoruz. Tekrar çevreye çıkıyoruz ve burada öyle bir güzel manzara göstereceğim ki sizlere Laçin'e tepeden bakıyoruz. Bulunduğumuz konu Laçin'e böyle tepeden bakıyor. Laçin'in bütün güzelliği, Laçin'in bulunduğu konumun ve çevresinin bütün güzelliğini bu tepeden böyle muhteşem bir şekilde seyretme hazzını yaşıyorsunuz. Hadi hep birlikte bu hazzı yaşamaya geçelim. Ben sizi davet ediyorum. Hadi siz de gelin. Ahmet Dede Mesire alanında Laçin Belediyesi tarafından çöp konteynerları konulmuş. Bu çöp konteynerlarına gelenler çöplerini atsın diye. Çevreye atmayın. Siz bu konteynerlara atın. Biz alır götürürüz diye Laçin Belediyesi buraya çöp konteynerları koymuş. Geldiğinizde burayı lütfen kirletmeyin. Çöplerinizi bu konteynerlara atın ya da konteynerlarda yer bulamıyorsanız poşetlerinizi doldurun, Laçin'e kadar indirin. Lütfen sizden rica ediyorum. Bakın, doğada milyarlarca vahşi hayvan var. Doğaya çıktığınızda herhangi bir kirlilik görebiliyor musunuz? Göremezsiniz. Ama iki insan bir yere pikniğe gidersek biz anında orayı çöplüğe çevirebiliyoruz. Bu gittiğimiz piknik alanlarını evimizin mutfağı olarak düşünelim. Evimizin mutfağının içinde herhangi bir yere tuvalet ihtiyacımızı giderebiliyor muyuz? Hayır. Tuvalete gidiyoruz. O yüzden burayı evinizin mutfağı olarak görün ve çevreyi pisletmeyin. Sizden özel ricam budur. Şimdi biz en güzel manzarayı seyredeceğimiz noktaya gideceğiz. Laçin'e böyle seyir yapacağımız hakim bir tepede bulunan Ahmet Dede Türbesi'nin ön kısmından Laçin ve Kızılırmak Ovası'na doğru bir seyir gerçekleştireceğiz gün batımına doğru. Hadi bu seyre hep birlikte doyalım. Ahmet Dede Türbesi'nin bulunduğu noktadan Laçin'e ve Kızılırmak Ovası'na, Dudurga'ya, Osmancı'ya kadar kuş bakışı bakıyoruz bu tepeden. Bu tepe Köse Dağı'nın Laçin'e doğru olan kısmı. Burada müthiş bir manzara, müthiş bir dinlendirici seyir var. Ahmet Dede Türbesi'ne kadar gelip bu çevrede günlük pikniğinizi, dinlenmenizi yaptıktan sonra bu manzaraya karşı doyumsuz bir seyir yaşamanızı isterim. Biz akşam vaktine kaldık. Akşam vaktinin seyri daha bir başka oluyormuş. O yüzden bu saatlere kadar bekledik çekim için. Burada anlatmak olmuyor. Burada anlatarak ben size burada yaşanan hazzı tattıramam. Siz ne yapın? Arabanıza atlayın. Piknik sepetinizi alın. Buraya kadar, Ahmet Dede Türbesi'ne kadar gelin. Pikniğinizi yapın, eğlencenizi yapın ama yanınızda gelirken suyunuzu almayı unutmayın. Çünkü buradaki çeşmelerin suları kurumuş, çeşmeler sökülmüş, bazı tahribatçılar tarafından sular yok. Suyunuzla tedbirli bir şekilde gelmenizi tavsiye ediyorum. Ve diyorum ki Ahmet Dede Türbesi etrafına geldiğinizde çevreye tahribat vermeden bir dahaki geleceğinizi düşünerek tertemiz bırakıp gidin. Çünkü bunlar bizim birer emanetimiz, gelecek nesillere bırakacağımız emanetimiz. O yüzden tahribat vermeden bırakmak en güzeli. Başka bir programda görüşmek dileğiyle diyorum.
Laçin, Çorum Laçin'den herkese selamlarımı iletiyorum. İntegral Turizm'in katkılarıyla hazırlanan Gezelim Mi programı, türbelerimiz sona erdi.